Başladık. Evet. Tamam, başlatıyorum. Herkese yeni bir videodan merhaba. Hello. Ben kendi kanalı ele geçiriyormuşum. Merhaba arkadaşlar. Ve yanımda bugün İknaz ve Zeynep var. Bu arada İknaz ve Zeynep arıyorsan son oldu. Ne yapıyoruz ve bugün? Şu an makyaj yapacağız. Ve makyaj yaparken aynı zamanda Pop Story diye bir oyun oynayacağız. Bakalım kim kazanacak ve nasıl bir makyaj yapacağız? Böyle değişik konu. O zaman ilk önce şey çekelim mi? Kimle makyaj yapacağını? İyi, tamam. Tamam. Tamam mı? Tuba bir takım şeyler hazırlamış bize. Ben aynısını. Tamam. Tuba okumadan. İlk buluşma makyajı. Falan ben niye alkışlıyorum? Ben bilmiyorum. Bu arada cidden rastgele. Ooo, kaybettiğin kıza döndü bir bak. Zeynep, sana ne geldi? Bana gelen şey, yani hani istesem bu kadar olmaz. Yemek yemeyi sevgilisinden daha çok seven kızım makyajı. Çünkü ben de hepimizin. Boğa burcu. Tam benim makyajım. Ben hepimiz. Hepimiz oradayız. Evet. At bakalım. Atıyorum. Ben bu ayında kalsın istiyorum falan. Daha aslında da tamam. İlham alacağım. Ben bu nasıl bir mükemmel bir kanal sahibi ya. Çikolatalarımız. Tamamdır. Şimdi kızlar kim neyse. İlk önce bir dakika şu oyunu bir açalım. Oyun başladı. Şimdi ben Tuba'ya meydan okudum. Sesim o geldi. Soruyu söylüyorum. Peşinden koştuğum biriyle date'leme hikayeni anlat. Ne? Peşinden koştuğum biriyle date hikayeni anlat. Bu arada makyaj yapmaya o kadar Zeynep. Öyle biri hiçbir zaman olmadı ki. Ya ben bilmiyorum abi. O zaman peşinden koştuğum biriyle yapamadım. Yapamadı. Yok. Peşinden az koşma. Bir şey diyeceğim. Bir de bir dakika. Ben aynalara göstereceğim. Şuradan herkese bir ayna. Bu bana yeter. Şunu lütfen az sürün. Bak bembeyaz kortlak öyle gibi yapıyor. Öyle bir sürüyorum ki. Bu arada ben ilk buluşma makyajı yaptığım için ufacık tıt tıt bak. Ben bayağı kaybettim kızım. Nerede kardeşim? Restoranta yeni flörtüm. Ama sen bana sorumu sorar mısın? Ha tamam. Zeynep söyle. Sence İknaz biriyle flörtleştiyse... O kişiyle arasında mutlaka yemeğe gittim ben biriyle. Evet, evet. O kişiyle arasında mutlaka duygusal bir çekim olmuş mudur yoksa sadece beğenmiş miyimdir yemeğe gittiysen? Şimdi yani ikiniz için bu cevabı şöyle net vermek ya. İstiyorum. Ya, yok abi ya. Yani hani olanlar da vardır, olmayanlar da vardır yani. Ha, bayağı var ya falan diyor. Yani bir şey söyleyeceğim, şöyle bir şey var şimdi. Hani hiçbir güzel, hiçbir hayatta demem abi. Ne o zaman? Hani şöyle bir şey var, hani hiçbir şey olmamışsa gitmemiştir. Ama böyle %5 bir şey olsa falan gitmiştir yani. Aynen, doğru cevap. Doğru cevap. O zaman. Başardım yani. Success. Bir şey söyle. Zeynep, ben nasıl olduğunu bile anlayamadan yokmuş. Hesabın sana kilitlendiği bir hikaye. Abi anlatacağım ama insanlar izleyecek ya. Anlat. İsim vermeden anlat. Bir gün. Abi çok ayıp ama. Bir İsim arkadaşımızın vermeden. Doğum günündeyiz. Arnavutköy'deyiz. Bir mekanda işte böyle bir belli bir kısmı kapattık ama orada bir sıkıntı olmadı. Sonra başka bir yere gitti. Evet. Sadece onun tüm yüzüne yaymışsın. Biz böyle 20-25 kişi falandık. Geriye 8 kişi kaldık. Neyse yedik içtik eğlendik falan. Birileri orada ödememiş. En sonu tabii ki ev sahibi olduğumuz için biz kaldık ve ben, o gün benim daha yeni kartım yenilenmişti. Ve o gün çıktığımda limitim bitmişti yani hani bakıyoruz fişlere bakıyoruz ona bakıyoruz buna bakıyoruz ama biz 3 arkadaşa kaldı yani. Öyle yazık. Ödemek zorunda kaldık. Tuba, arkadaşın olarak gördüğün bir kişinin sana duygularını açma hikayesini anlat. Kimde nasıl karşılık verdin? Tüm detayları bekliyoruz. Evet. Şöyle oldu. Çok yakın arkadaşımdı. Ve hani ben de onu zorluyorum. Kimden hoşlanıyorsun, kimden hoşlanıyorsun? Lütfen söyle, lütfen söyle. Halbuki o kişi vermişim. Sonra sensin demişti yani. O kadar basit. Sıra bende. Ben birinize meydan okuyorum. Evet. Kimde? Bana. İknaz mı çıktı? İknaz'a. İknaz'cığım sen çıktın. Yapıştır. İknaz söyle. Hı. Zeynep saç bakımını mı yoksa tırnak bakımını mı daha çok daha az sallıyor? Bakayım ikisine de. Daha dün kuafördeydim. Ama saçın da düzgün. Abi bilmiyorum. Tırnak bence. Bence saç de tırnak önem yani. Veriyorsun. Tırnağa çok önem veren kızlar var ya aşırı her gün neyler meyler. Ya önem veren falan filan değil. Benim için ama senin boyut da değişik sen olsun. Sen kuaföre hemen hemen daha dün kuaförden geldin evet, yani. Evet. Hani ne gidiyor bu? Teşekkür ederim. Gerisi bende. Siz rahat olun. Allah size...
Kimle sıra? Kleopatra teknikleri göstereceğim. Aa, görev verme sırası neymiş? Zeynep, sana soruyorum. Sor. Zeynep, fiziksel ve karakteristik özelliklerinden birer şeyi değiştirecek olsaydın bunlar neler olurdu? Fiziksel özelliklerimden boyumun 1.60'dan 1.65'e falan çıkması. Buraya üzgün müzik koyar mısın lütfen? Kurumuş boğazım falan. Karakteristik olarak da biraz şey, tembel bir insanım hani. Ya da mesela bir şeyi bir an çok yapmak istiyorum, 10 dakika sonra hiç yapmak istemiyorum. Bunun değişmesini isterdim. Bunlar yani. Tamam. Bence de evet. Güzel cevap. Güzel ben. Cevaptı. Bunun için bir şöbetle vuruyoruz. Yaptım. Tuğba. Evet. Şimdiye kadar birisi için hazırladığın en büyük sürpriz hikayesini anlat. Kim için de sürpriz neydi, neler olmuştu, detaylarıyla anlat. Bir düşüneyim. 2 yıl önce Esra'ya yapmıştık. İşte sahtecilerim evlilik teklifi edecek. Hani muhakkak oraya gitmemiz lazım ve süslenmemiz lazım diye Esra'yı süslemiştik. Kuaföre falan götürmüştük. Ve ben hani rolümü çok iyi yapıyorum. Hani o kadar inanmışım ki sahtecilerin İrem'e evlilik teklifi edeceğinden dolayı oraya gideceğimize. Hani öyle bir oyunculuk yapmıştım ve oyunculuğumdan da Esra'nın doğum günüydü. O yüzden dolayı. Neler hazırlamıştınız? Bir yeri kapatmıştık. İşte herkese oraya, bütün arkadaşlarımızı oraya çağırmıştık. Orayı organize ettiler falan. Ha, siz de zaten öyleydiniz değil mi Zeynep? Evet şeydi. Beni çağırmıyorlar, ben gidiyorum yıkanıyorum. Ay gene Zeynep geldi. İknaz, senin de şansını. Öyle olur. Ben İknaz soruyorum. Sen... Söyle Zeynep. Hanginizin arkadaşları sence daha kolpacıdır? Neden? Tabii ki de benim. Hani soru mu bu? Yani bilmiyorum yani. Biliyorsun bayağı. Tamam abi, ilk nasıl? Evet. Peki konuşma. Tamam. Şey yapmak istiyorum. Benim makyajım yavaşça bitmeye hazır olduğuna göre sorular sormak istiyorum. Çünkü konuşmayı çok seviyorum. Evet. Konuş. İyi ki doğdun. İyi ki. Olunca. Ve diye dilek tutuklar. Ay çok mutlu oldum. Ya çok teşekkür benim ederim. Benim için sonra. Tamam. Geçtiğimiz yaz Bodrum'dan Türk Büyük'üne gidecektik. Doğal olarak korsan taksi çağırdık. Adam şey falan diyor işte böyle, ben hep Çeşme'de çalıştım, o bu şu. İşte Bodrum'da ilk defa çalışıyorum, çok övdüler falan filan. Neyse kızlar, ondan sonra dedi ki benim adım Kenan. Eğer polis çevirirse biz Turgut Reis'le tanıştık, Türk Büyük'üne eğlenmeye gidiyoruz. Tamam abi falan dedik. Ben arkada oturuyorum, arkadaşım önde oturuyor. Bizi jandarma çevirdi. Dedi ki işte şoför bey sen falan filan dedi. Neyse ondan sonra bu arkadaşın adı ne dedi. İkimizin cemi açık, arkadaşım Kenan dedi. Ben Kemal dedim. Biz orada bir patladık. Ondan sonra adam dedi sordu ki. Sordu sen de bir şey. Adam dedi ki işte yani jandarma abi. Kız da işte hadi söyleyin dedi. Kaç liraya tuttunuz bu aracı, işte bir şeyler yoksa nezarete gideceksiniz, para cezası falan. Ben dedim ki abi. Nezaret mi? Evet bir de nezarete gideceksiniz. Ben dedim ki abi vallahi biz. Hani Turgut Reis'e saçık, Türk bir gün eğlenmeye gidiyoruz falan dedik. Sonra adam işte bir şeyler falan deyince ben de abi 80 liraya tuttuk dedim. Zeynep çekiyorum bir de söyleyeyim. Sonra yani o günden sonra sadece sarı taksi kullandım Bodrum'da. İşte. Sadece korkumdan sadece sarı taksi kullandım. Bodrum'da çünkü ben, yani mesela Tuğba falan güzel kullanıyorum. Ben araba kullanmaya korkuyorum maksimum. Hatırlıyorum senle geçen Gümüşlü'ye gidiyorum. Çıktığımızda bir kaza yapmıştık. Arabam hala duruyor öyle. Gerçekten mi? Evet. Yani, hayali erkeğini oluştur. Aynen. Benim o hayali erkeğim mesela telefonumun kabının arkasına yazıyor. Hayali erkeğim. Net kumral. Evet, kumral da özellik. Eli çok önemli. Anlamında. Benim için diş. Önemli bir detay. Çok, çok dikkat ediyorum ya. Benim dişlerimi çok küçük, ben yaptırmak istiyorum. Evet diş zaten. Gülüş özel, gülüş, diş çok önemli. Sırnak çok önemli. O beyazlık azıcık uzun olsun, ben hiç sevmiyorum mesela. Diş ya, el ve diş yani benim için. Şu an aklıma geldi bu arada düşünürken. Ben kardeşim Zeynep'le bir gün böyle 14-15 yaşında evden kaçalım dedik. Annemlerin de uyumasını bekliyoruz. Saat 1 oldu, biz cesaret edemedik. Hala dedik daha REM uykusuna girmemişim falan. Sonra saat 2 oldu dedik, hani biraz daha bekleyelim. Saat 3 oldu, biz 14-15 yaşındayız. Hadi dedik Zekeriya köydeyiz bir de. Hadi çıkalım dedik. Nereye gideceğiz? Çılgın aklımıza şey dedik. Taksim'e gidelim. Bir şey de yapabileceğimizin ıslak burger yiyelim. Size bir taktik. Ben hiç rüş sürmeyi sevmem. Ne yapıyorsun?
Islak mendille siliyorum. Sonra havluyla biraz zarar veriyorum. O şey şişiriyor biraz. Kendi hem rengi şişiriyor oluyor, hem kırmızılaşıyor. Mantıklı. Ve doğal renk çok hoşuma gidiyor. Size de göstereceğim. Diş fırçası ya da dudak fırçası. Vazelinle evet. Şu an sürdüm bakalım şişecek. Mesela bir tane kız. Sizce döndürüp kaybettiği kızı üzülür mü? Bakayım. Üzülür abi. Net üzülür. Sen onun yerine şunu bir sürsene. Bu bayağı şişiriyor bu arada. Şişirmesi için değil, renk. Tamam, bunun renk, bu renk de veriyor. Aa. Pigmentasyon gibi. Bir şey diyeyim, benim şu an dudağım yanıyor. Benim de bayağı yanıyor şöyle. Makyajınız bitti mi? Benim bitti, ben hazırım. Arkadaşlar ben kanlı canlı olmak istedim. Yemeği sevgilimden daha çok sevdiğim için. Ben de umarım eski sevgilimi kaybettim. Benimki de umarım bakayım. İlk buluşma makyajı olmuştur. Bu arada ben bir tek benim eksiğim şu an saç. Saçımı bir daha üstünden geçerdim. Benim de saçımı Tuğba yaptı, bayağı güzel oldu. Bir şey diyeyim mi? Saçın çok güzel oldu. Ben bayağı keyif aldım. Keşke. Ben de çok keyif aldım. Bunu hep yapalım. Bu arada videoyu gerçekten beğendiyseniz, bizi izlerken keyif aldıysanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Şuradan isterseniz sizden. Ve kanalıma lütfen bakın lütfen yalvarıyoruz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Aboneyim abone. Görüşürüz. Ciao.